Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli ve kaydırmalı güzel bir model çalışacağız. Modelimizi bebek ve yetişkin örgülerinde dilediğimiz yerlerde kullanabiliriz. Yapımı son derece kolay olan modelimizi hemen çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi kurmak için 6 ve katlarını kullanıyoruz. Artı 2 tane de ilmeğimizi ilave ediyoruz. 3 numaralı şişimle birkaç sıra lastiğimi ördüm. Örgümün düz yönündeyim ve hemen modelimizin ilk sıralarını kurmaya başlıyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 2, 1 diye sayıyorum. Modelimize dahil olarak e, ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 6 düz 2 ters. 1 2 3 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 4 tane düz 1 2 3 4. 2 ters. 4 düz, 2 ters. Modelimizin iç kısmında örüyoruz. 2 tane ilmeğimi ters. Son 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ve 6. Modelimizin başlangıcında ve bitişinde 6'şer düzlerimizi örüyoruz. Arada 2 ters 4 düz, 2 ters 4 düz şeklinde modelimizi kuruyoruz örgümüzün arkasını çeviriyorum. İkinci sıra ve ters yöndeyim. İlmeğimi gördüğüm şekliyle örüyorum. 6 tane düzümü ters olarak örüyorum. Birinciyi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 tersim ördüm. 2 tane ilmeğimi bakınız diğer yönde ters olarak örmüştüm. Bu yönde düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane tersim. 2 tane düzüm. 1 2 3 4. Gördüğümüz şekliyle ilmeklerimizi örüyoruz. 4 tane tersimiz, 2 düzümüz kenarlarda ise 6 tane tersimizi örerek ikinci sıramızı tamamlayalım. İki sıramızı ördüm ve diğer rengimizi ipimi şu şekilde bağlıyorum, yaklaştırıyorum ve sıkıştırıyorum. İkinci rengimize örmeye başlıyoruz. Renk değişikliği olduğu için ilk ilmeğimi örüyorum. Ikinci ilmeğimi örmeden şişime takıyorum ve aradaki ilmeklerimi örüyorum 1 2 3 4 tane düzümü ördüm 2 tersimi örmeden şişimi aktarıyorum ve ipim arka tarafta 1 ve 2 düzlerimi örüyorum 3 ve 4 2 ters ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum ipim arka tarafta Aradaki düzlerimi düz olarak örüyorum. 4 tane düz ilmeğimiz var. Terslerim ipim arkada. Örmeden şişimi aktarıyorum. Tekrar 2, 3 ve 4 örmeden şişimi alıyorum. 4 tane düz örüyorum. 3 ve 4. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum, son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu şekilde ikinci rengi ve geçişimi yapıyorum. Şöyle bakalım ikinci rengimizde yaptığımız işlemimizi sıra başı olduğu için ilk ilmeğimizi düz ördüm, bir tane örmeden aldım, dört düz, ikisini örmeden taktık, dört düz, ikisini iki tersimizi örmeden şişimize aktardık ve örgümüzün dördüncü sırasında ve arka yöndeyim. Bu sıramızda da yine örmeden aldığımız ilmeklerimizi şişimize örmeden takıyoruz. Bir tane ilmeğimi örmeden geçirdim. terslerimi örüyorum. 4 tersim. 2 ilmeğimi yine örmeden şişime geçiriyorum. İpimiz kendimizden tarafta. Örgümüzün arka yönünde bakın. Terslerimi örüyorum. örmeden iki ilmeğimi şişime takıyorum ve ilmek yani ip kendimizden tarafta dört tane tersim örmeden alıyorum bir tane ilmeğim örmeden aldım son ilmeğimi yine örerek tamamlıyorum ve dördüncü sıramızı bu şekilde tamamladık örgümüzün arka yönü hemen Ön yüzü çeviriyorum ve yeniden renk değişikliği ile işlemimi devam ettiriyorum. Her iki sırada bir renk değişikliğine ekliyoruz. İki tane yeşil sıramızı ördük. Şimdi morumuzu alıyoruz ve örgümüzün beşinci sırasındayız. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için düz olarak örüyorum. Ve örmeden aldığım ilmeğimi hemen görüyorum. Şöyle örmeden aldığımız ilmeğimin içerisine giriyorum. Bakınız. Diğer bir sonraki ilmeği içinden girerek çıkarıyorum bakın tekrar yapmak istiyorum önde ilmeğimiz ilmeğimizi sağ taraftan giriyorum aynı zamanda bakınız şu şekilde ilmeğimi aldım diğer ilmeğimin ardından geçiyorum içerisinden çıkarak ilmeğimi bu tarafa geçiriyorum ilmeğimi bu tarafa geçirdim tekrar şişime şu şekilde takıyorum bir tane Hemen alt kısımdan isterseniz şu şekilde şişimize takabilirsiniz. İsterseniz takmadan örebilirsiniz. Lila rengimizde bir tane ilmek örüyorum. Ve üzerinden aşırtmış olduğum ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Aradaki iki tane rengimi örüyorum ilmek almadan ördüğümüz ilmeğin bir öncesi ve bir sonrasında işlem yapıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bizde işlem yaptığımız sıramız sadece şurası bakınız. İki örmeden aldığımız ilmeğimizin bir öncesi ve bir sonrası diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi. Bir ve iki. İki ilmeğimi düz ördüm. Hemen bakınız 2 boş aldığım ilmeğin bir öncesi ilmeğimi görüyorum. Üzerinden aşırma işlemini yapıyorum. Bakınız birinci işlemimizi yani ilk öndeki işlemimizi şu şekilde yapıyoruz. Şişimi tutuyorum. Örmeden atlattığım ilmeğimi diğer ilmeğin üzerinden aktarıyorum. Ve alttaki üzerinden aktardığım yeşil rengi ipimi diğer şişime alıyorum. Mor rengimi alarak şöyle şişimin ucuna takıyorum. Bir tane düzümü örüyorum ve sağ tarafa yatırıyorum. Yeşil rengimi örmedim. Diğerini ise yine örmeden aldığım ilmeğin içerisine giriyorum. Diğer ilmeğimi arkasından girerek şu şekilde bakın arkasından girdim. Takarak çıkarıyorum. Ve tekrar şişime takıyorum. Tekrar şişime taktıktan sonra morumun arka taraftaki bölümünden bir tane düz örüyorum. İsterseniz şişe takın, isterseniz şu haliyle bile hemen örebilirsiniz. Bakınız hangisi kolayınıza gelirse. Bir tane ilmeğim örüyorum ve buradaki atlamış olduğum ilmeğimi şişime örmeden takıyorum. Aradaki iki tane düzümü örüyorum. Boş aldığım ilmeğin bir öncesi ve bir sonrasında işlemimi yapıyorum. Öncesinde bakınız moruma takıyorum. Yeşilimin üzerinden geçiriyorum. Yeşilimin üzerinden geçirdikten sonra yeşil ilmeğimi sağ taraftaki şişime takıyorum. Boynundan geçirdiğim kısmın ardından girerek bir tane ilmek çıkarıp örüyorum. Ve diğeri örülmeden kalıyor. Diğerinde ise bakın şu şekilde giriyorum. Hemen sonundaki ilmeğimin yanındaki ilmeğimizi yani alıyorum. Altından geçiriyorum şişime tekrar takıyorum ve örmediğim ve altından geçirdiğim ilmeğimizi tutuyorum bir tane düz örüyorum ve bu ilmeğimi örmeden şişime aktarıyorum aradaki iki ilmeğimi örüyorum giriyorum bakınız yan taraftan ilmeğim bekliyor üzerinden ilmeğimi geçiriyorum yeşil ilmeğimi takıyorum morumu şu şekilde kaldırıyorum arkadan bir tane düzüm örüyorum diğer ilmeğim örülmüyor İkinci morumu ise giriyorum yeşil ilmeğimin ardından geçiyorum yeşil ilmeğim buradan çıkarıyorum mor bakınız boynunda bağlı kalıyor hemen yeşil rengimi takıyorum şişimi mor kısmın şuradaki ilmeğini ister şişe takabilirsiniz ister bakın bu kadar kolay hemen örebilirsiniz yeşilimi tekrar örmeden takıyorum aradaki iki yeşilimi örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyorum sıramızın sonundaki tek ilmeğimize geldim bakınız morumu alıyorum yeşilimin üzerinden geçiriyorum yeşilimi şişime takıyorum morumu takıyorum şişimi bir tane düz örüyorum ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz şöyle görelim Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız 2 tane morumuz 1 yeşilimiz 2 mor 1 yeşil 2 mor 1 yeşil 2 mor 1 yeşil, yeşil şeklinde kurulumumuzu yaptık. Burayı ilk modelimizi kurarken mutlaka kontrol edelim. O da ki yanılabiliriz. Hemen yol yakınken düzeltme işlemlerimizi yapalım. Son bir ilmeğimize kaldık. Bakınız bir tane morumu hemen diğer yeşilimin üzerinden geçiriyorum. Yeşilimi şişime takıyorum. Morumu şişime taktıktan sonra bir defa düz olarak örüyorum ve son ilmeğimi örerek. Beşinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Arka sıramızda ikişer ters, ikişer düz örerek ilerleyeceğiz. Yeşil ilmeklerimizi yine örmeden şişimize aktaracağız. İki ters de iki düz öreceğimiz yerleri hemen göstermek istiyorum. Bakınız arkada bütün ilmeklerimiz ters ama iki düz, iki ters, iki düz, iki ters şeklinde öreceğiz. Yeşillerimizi örmeden şişimize aktaracağız. İlk başlangıçta şu iki morumuzu iki ters olarak örüyorum arkadan. Bir sonraki iki düz olarak örüyorum. Modelimde kaydırma yöntemi yaptığım için şuradaki iki tersleri bakınız aynı üst üste değil model aralarına değil modellerimizin diğer dışında olan kısmımıza yapıyoruz. Yani ilmeklerimiz atlattığımız yerin içerisine arka sıradan ters örüyoruz. Buraya düz düşmesi gerekecek. Diğer araya ise arka sıradan düz örüyoruz. Buraya ters düşecek ve modelimiz kaymış olacak. Hemen başlayalım. ilk iki ilmeğimi örüyorum. Birinciyi boş alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Arkaya düz yani ön yüze düz düşecek. Örmeden alıyorum. İki tane bu yönden düz olarak örüyorum. Ön tarafa ters düşecek. Bakınız düz olan yere. ilmek çıkardığımız yer değil. ilmek çıkardığımız yere yeşilimi aldıktan sonra bakınız, ipimi arkaya aldım. Yeşilimi örmeden aldım. İlmeğimizin arasındaki bölümü arkadan ters örüyorum. Ön yüze düz düşecek. Modelimi bu şekilde kaydırıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Yeşilimi örmeden aldım. Bakınız iki düz örmüştüm. Şimdi aradaki yere ters olarak örüyorum. Modelimizi yeniden kurmak için. İki düz. Baştan başlattığınız zaman çok rahat gidecektir. İpimi arkaya alıyorum. ilmeğimi örmeden aktarıyorum iki ters örmeden alıyorum ipimi arkada iki düz örmeden ilmeğimi alıyorum iki ters örmeden alıyorum iki düz yeşilimi örmeden geçiriyorum şişeme iki ters iki ters iki düz yeşilleri örmeden alalım iki düz bu yönden düz örüyorum. Arkaya ters olarak düşüyor. İki tersle tamamlıyorum ve yeniden renk değişimi için hazırız. Hemen örgümü çeviriyorum ve şu şekilde bakıyoruz. Bakınız biraz önceki yaptığımız işlemimiz ilmek aralarını düz olarak ördük. Model aralarını ise ters olarak ördük ve kaydırma işlemimizi yaptık. İlmek çıkardığımız yerler arkadan ters ördük. Bu yöne düz. Bakın bu şekilde. Şimdi örmeye devam edelim. Yeşil rengimi aldım. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de örüyorum. Düz olarak örüyorum. İki tersimi örmeden şişime takıyorum. Bir, iki, üç, dört. Yeşillerimi örüyorum. Bakınız. İki tersimi ipim arkada örmeden geçiriyorum. 4 tane düz, 2 terslerimizi örmeden şişimizi aktaralım. Modelimizi kaydırarak yeniden başlattık bakınız. 2 terslerimizi örmeden ipimiz arka tarafta 4 yeşilimi örüyorum. Şöyle görelim. 2 tersim ipim arkada örmeden alıyorum. Yeşillerimi örüyorum. Örgümün arka yönünü çeviriyorum tersleri ters soruyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi yine şişime örmeden aktarıyorum. Yeşillerimizi ters örelim. İki morumu ipim arkada örmeden takıyorum. Çok kolay modelimiz. Kaydırmamızı yaptık. Bakınız. Sona kadar ilerleyelim. Örgümüzün düz yönünden yeniden ilmeklerimizi atlatarak, bakınız modelimizi kaydırıp aynı şekilde işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Mor rengimi alıyorum, ilk ilmeğimi örüyorum, ikinci ilmeğimi örüyorum. Bakınız atlatmış olduğumuz boş aldığımız ilmeğimizi görüyorum hemen bunun üzerinden bir önceki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum, yeşil rengimi şişime alıyorum mor kısmı kaldırarak bir tane düz örüyorum yeşil rengimiz örülmeden kalıyor diğer e, örmeden aldığımız ilmeğin arasından şöyle giriyorum geçiriyorum şu şekilde bakınız şişimi takıyorum bir tane ilmeğimi şişimize takarak bir düz örüyoruz tekrar örmeden geçiriyorum bir 2 aradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyorum. Hemen bir öncesinden geçiriyorum. Şişimi alıyorum. Bir düz diğer ilmeğimizi aynı şekilde bakınız altından geçiriyorum. Şişime takıyorum. Mor rengimi açarak bir tane düz örüyorum. Yeşilimi örmeden takıyorum. Yeşillerimi örüyorum. Atladığım iki ilmeğimi hemen öndekini atlıyorum, şişime takıyorum. Bir, diğerini aynı şekilde atlatıyorum, şişime takıyorum. Elinden alarak hemen şöyle de girebilirsiniz. Eliniz alıştıkça daha rahat olacaktır öyle sürekli tak çıkar olmayıp hemen o kısımdan girerek rahatlıkla örebilirsiniz. Evet aradaki iki düz örüyorum ve bu şekilde modelimizi kaydırarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 2 tane morumuz bir tane yeşilimiz iki morumuz bir yeşilimiz şeklinde şimdi örgümüzün arka yönünü çeviriyoruz iki ters 2 düz iki ters 2 düz olarak örüyoruz yeşillerimizi örmeden şişimize takıyoruz burada kaydırma işlemini yaptığımız için şöyle bakınız modellerimizden ilmek çıkardığımız yerlerin içerisine düz olacak şekilde arkadan ters örüyoruz diğer kısımları ters olarak örüyoruz arkadan düz örüp öne ters düşürüyoruz ve bu şekilde modelimizi istediğimiz ölçüye gelene kadar büyütüyoruz. Evet aynı işlemlerimizi yaparak modelimizi istediğimiz örgülerimizde kullanabiliriz. Bir çalışmamızı daha bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.